Evet, merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde periler yapalım. Hani öğrendiğimiz insan çizimlerini bir de böyle masalsı kahramanlar da deneyelim. Ve bir de ortam çizelim. Yani hani yaşadıkları yeri çizmek istiyorum. Hani nasıl çizilmesi gerektiğini göstermek istiyorum size. Haydi başlayalım. Şimdi şurada uçan bir perimiz olsun. Küçük defterlerinize yapın. Boyaması daha kolay olsun sizin için. Daha sonra büyük defterlerinizde kullanacağız. Evet. Şuraya öğrettiğim gibi bir fasulye çiziyorum. Şöyle. Sonra kafa kısmını yapıyorum. Evet, sonra şöyle boynunu da getirelim. Daha sonra kollarını şu şekilde tutmuş olsun. Ellerini yaparız. Bakın, direktmen pastel boyayla çalışıyorum. Siz de öyle yapmanızı istiyorum. Direktmen pastel boyalarla. Daha sonra perimiz bir bacağını şöyle getirsin. Bir bacağını da yine öyle getirebilir. Şu şekilde. Evet. Şimdi perimizi boyayalım. Mesela pembe giysin bu perimiz, değil mi? Pembe giysin. Pembe bir kıyafet giydirin perimize. Şöyle. Direkt ben pastel boyalarla yapıyorum çocuklar. Daha sonra boyun kısmını, yüz kısmını boyayacağım. Peri kızımızın. Kol kısmını boyayalım. Kalınlaştıralım kolunu biraz daha. El kısmını boyayalım. Kolunu biraz daha kalınlaştıralım. Evet, bacaklarını kalınlaştıracağız. Ama ilk önce bir etek yapalım buna. Farklı bir pembeyle ya da morla. Eteğini mesela yaprak şeklinde düşünebilirsiniz. Yaprak şeklinde şöyle. Evet, bacak kısımlarını yapalım. Bacaklarını biraz daha kalınlaştıralım peri kızımızın. Evet. Yine pembe ayakkabılar yapalım mı peri kızımıza? Pembe de ayakkabıları olsun peri kızımızın. Direkt pastel boyalarla bu sefer boyamanızı istiyorum. Sarı saçlı olsun mu peri kızımız? Hadi bu sefer sarı saçları olsun peri kızımızın. Şöyle toplamış olsun saçlarını yukarıdan. Evet. Şöyle saçlarını salalım yanlardan. Şöyle gelsin. Ve peri kızımızın kanatları. Kanatlarını da şöyle açık bir pembeyle yapmak istiyorum. Kanatları da yine bakın açık pembeniz yoksa pembeyle boyayıp ya da kırmızıyla boyayıp üstünden beyazla geçtiğinizde zaten biraz beyazla geçmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ya peri kızlarının böyle hani saydam olur. Saydamlık versin diye biraz beyazla geçmek istiyorum. İşte böyle. Şuradan da yaprak şeklinde çıkartalım.
Şuradan da yaprak şeklinde çıkartalım. Aslında kalem kullanmayıp böyle pastel boyayla resim yapmaya alışsanız çok daha sizin için yaratıcı olur. Çok daha iyi bir deneyim olur çocuklar. Bakın beyazla geçtim sonra. Bir de böyle peri kızların hani damarlı damarlı oluyor ya kanatları. Ona da böyle kahverengiyle biraz damarlar ekleyelim. Aynen bu şekilde. Bakın yine fasulyeden yola çıktım. Fasulye çizdim. Daha sonra gövdesini boyadım ki daha kolay bence. Pastel boyayla direktmen boyanıyor. Sonra da yine kollarımızı kalınlaştırdım. Bacaklarımızı kalınlaştırdım. Bir etek giydirdim. Siz farklı bir etek de giydirebilirsiniz. Surat kısmını yine ben kurşun kalemle yapmanız taraftarıyım. Yani kuru karı kalemle ya da şeyle keçeli kalemle yapabilirsiniz. Bakın dudak kısmını da kırmızıyla yapabiliriz. Evet, peri kızımız hazır. Kirpik de yapalım ona birazcık. Şimdi bir tane daha buraya peri kızımızı çizelim. Sonra da arka tarafı nasıl planlayacağınızı göstereceğim size. Nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bakın figürlerimi ilk önce çiziyorum. Nereye ne istiyorsam. Şuraya bir tane daha yapalım. Yine aynı şekilde fasulye çiziyorum. Bu da bu tarafa doğru uçsun. İki arkadaş uçuyorlarmış gibi olsun. Bakın fasulyemi yine çiziyorum. Fasulyemi çizdim. Şimdi yine kafa kısmımı çiziyorum. Evet, boyun kısmım gelecek ve boyuyorum bunları. Evet, bu peri kızımız nasıl olsun? Bu peri kızımız da ne yapsın? Bu da şöyle kollarını açmış olsun. Evet. Biraz parmak yapmakta zorlanabilirsiniz. Çünkü şu şekilde sadece belli ederseniz yeterli olacaktır. Çünkü pastel boyalarla zor biraz ince şeyler yapmak. Evet, başka kolunu şöyle aşağıda tutsun o da. Sanki böyle uçuyorlar, neşeliler gibi olsun. Evet, buradan çıkarttım. Şimdi ona da biraz renklendirelim. Onu da ne renk yapalım? Mavi yapalım mı? Ya da sarı yapabiliriz. Sarı yapabiliriz. Kırmızı yapabiliriz. Ya da turuncu çizebiliriz. Sarı ile turuncu çok güzel olur bence. Evet, üstünü üst kısmını sarı boyayalım. Alt kısmında yine ayaklı bacaklarını yapmadık hiç söylemiyorsunuz. Bacaklarını yapalım. Evet, bu da böyle şöyle şu şekilde yapsın bacağını. Bu bacağını da uzatsın. Değil mi? Şu şekilde gelsin, uzatsın bacağının birini de. Evet, şimdi yine turuncudan etek yapalım. Onun eteği de yine evet, peri kızımız.
Sıcak kısmı gelsin. Şuradan da bacağımız gelsin. Biraz daha uzatalım. Ayaklarına da giydirelim. Evet, peri kızımız hazır. Şimdi saçlarını yapalım. Saçları onun da kahverengi olsun. O nasıl yapmış olsun saçlarını? O da saçlarını at kuyruğu yapsın. Şu omuz kısmını biraz daha düzeltelim. Evet, kızlarımız hazır. Onun da göz kısmını yapalım. Gözlerini. Kurşun kalemle yapabilirsiniz gayet rahat çocuklar. Ağız kısmını da isterseniz keçeli kalemlerle, kuru boyalarla boyayabilirsiniz. Şimdi çocuklar, tamam, figürlerimi yaptım. Şimdi nasıl bir ortamda olmasını istediğimi kendi kendime düşüneceğim. Ve şöyle yapacağım. Mesela bir tepe olsun arka tarafta. Güzel, şöyle yeşil bir tepe yapmak istiyorum. Şuradan bakın, arka taraftan gayet güzel şöyle bir tepe getireceğim. Tamam mı? Şurası gökyüzü olacak. Hatta orada bulutlarım olacak. Tamam, o da güzel. Şimdi burasını yeşil boyayacağım. Arka şey, şu kısmını. Ama daha bitti mi? Bitmedi. Mesela diyorum ki ben kızların yaşadığı mantar şeklinde şurada evler olsun diye hayal ediyorum mesela. Şurada bir tane ağaç olsun diyorum. Şurada akan bir su yapabilirim diye düşünüyorum. Çocuklar, bir resmi tamam. İnsanlarını çizdiniz. Nasıl isterseniz. İsterseniz peri kızı. Aa, peri kızımızın şeyleri yapmadık. Bu peri kızımızın da kanatları maviden olsun, tamam mı? Arkadan çıkıyormuş şöyle. Mavi kanatları olsun. Kanatlarını unuttuk peri kızımızın. Bakın, kanatlarını yapalım peri kızımızın. Şöyle arkadan gözüksün. Evet, şuradan da gözükebilir, değil mi? Peri kızımızın kanatları olsun. Şuradan da gözüküyor. Bakın çok kolay. Hemen oraya istediğimi hop, pastel boyayla hiç çizmeden, yani pastel boyayla çizerek. Evet, peri kızımın kanatları. Şimdi şöyle yapalım biraz beyazla da. Üstünden geçelim. Kahverengiyle onunkileri de böyle bir şeyler yapalım. Şimdi şuraya mantar yapacağım. Mantar. Çok kolay. Güya peri kızlarının yaşadığı evmiş orası. Şimdi mantarımın kafası kısmını çiziyorum. Bakın çizdim.
Mantarım. Şöyle yuvarlak beyazlıklar bırakalım mantara. Daha sonra da kırmızıya boyayalım. Tamam. Şimdi gövdesini oluşturalım mantarımızın. Mantar evlerde yaşıyorlarmış. Tamam mı? Kahverengiyle de mantar evimin gövdesini çizelim. Sonra camlarını çizelim. Mesela yuvarlaktan camı olsun. Bir de şurada kapısı olsun. Tamam. Şimdi mantarımı bir de hafiften şöyle yapalım ve boyayalım beyaza. Şöyle renk biraz dağılsın. Evet. Şuraları da beyaza boyayalım. Mantarımız, mantar evi hazır. Şuralarını maviye boyayalım. Ya da sarıya boyayabilirsiniz, maviye boyayabilirsiniz. Kapısını kahverengi yapalım. Sonra da beyazla boyayalım. Evet. Sonra da siyahla mesela şu şekilde tokmağını koyalım. İşte bu kadar. Kızlarımın evi çıktı. Şimdi mesela onun yanında böyle yeşillikler olabilir. Sonra şuradan bir su geliyor olabilir. Mesela suyumuzu çizebiliriz. Suyumuzu çizelim. Şuradan mesela şöyle bir su akıyor olsun. Onlar da suyun başında eğleniyor olsunlar. Şöyle suyum akıyor. Tamam mı? Su geliyor. Şöyle gelsin su. Mesela başka ne yapabilirim? Suda bir taş olabilir. Ya da şurada bir yeşillikler olabilir. Bakın. Şöyle yeşillikler çizelim. Tamamen size kalmış. Yani nasıl yapmak isterseniz, nasıl çizmek isterseniz resminizi bu şekilde yeşillikler yapabiliriz şurada. Ve bunları sonradan boyayacağız. Bakın suyumuzda ördekler olabilir. Ördekleri çizebiliriz. Ördekleri ilk önce çizelim. Daha sonra suyu boyayalım mesela. Ördekler için ördekler bak 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 bak. Sarı yapalım ördeklerimizi. Ördekleri nasıl yaparız? Ördekleri şöyle kafası var, yuvarlak. Daha sonra da bir tane de gövdesi var ördeğimin. O da elips şeklinde. Ve nasıl geliyor? Şu şekilde geliyor. Bakın. Ördeğim şimdi çıkacak. Ha bir de kuyruğunu azıcık uzatmanızı istiyorum şöyle. Kuyruğunu uzatmanızı istiyorum. Bakın şimdi ördeğim ne kadar çabuk çıkacak ortaya. Turuncudan da bir gaga koyalım ona. Bir de göz. Evet, işte ördeğim. Gördünüz mü? Sonra şuralarda ördek kanatları yapalım. İşte ördeğim çıktı ortaya. Bak bak. Bebişleri de olsun mu arkada? Hadi arkada bir de bebiş yapalım ona. Yine ne yapıyorum? Küçük bir kafa. Gövdesi. Şu şekilde geliyor. Ve kuyruğu.
İşte bu kadar. Bak bak. Veneyi var. Bir de gagası. Evet, ördeklerim de hazır. Gördünüz mü, bu şekilde ilerleyeceksiniz. Ay, mesela şuraya bir taş koyalım. Taşı kahverengi de yapabilirim ya da gri de yapabilirim. Şurada griniz varsa, griniz yoksa kahverengi de yapabilirsiniz. Şuraya bir taş koymak istiyorum. Bakın böyle taşı koyduk. Şimdi de kurbağa çizmek istiyorum. Kurbağa için şimdi şöyle bir surat, değil mi? Şöyle bir gözler. Sonradan da vücudumuzu getiriyoruz. Evet, bırak bırak. Şuradan da bacaklarımız çıkacak. İşte. Sonra da şuraya da bir tane daha şu şekilde koyup, sonradan da şu şekilde elle şeylerini, ayaklarını çizeceksiniz. İşte. Kurbağamız da oldu. Daha farklı yeşiller kullanmamız lazım ki gözüksün. Tabi pastel boyalı olunca biraz daha kaba oluyor. Mesela bak, şöyle. Suratını biraz daha açık yeşille yapalım. Mesela gözlerinde, gözde de açık yeşil olsun. Şimdi gözlerini siyah koyalım. Ağzını da yapalım. Evet, işte burada da bir tane kurbağacık. Mesela taşımızı da koyduk. Evet, sonradan da sadece maviye boyamak kaldı burayı. Dikkatli boyayın. Çok boyanız gelmemeye çalışsın çizdiğiniz yerlere. Bakın çocuklar, sayfayı doldurun. Yani aklınıza ne geliyorsa sayfayı doldurmak önemli. Boş bırakmayın.
bu çalıda kırmızı kırmızı çiçekler varmış bunlarda. Böğürtlen olabilir. Evin yolu varmış. Siz kahverengiyle de yapabilirsiniz. Mesela şurada bir ağacımız varmış. Şurada tam şurada bir ağacımız geliyormuş. Bakın. Şöyle. Ve şuradan hop gördünüz mü? Ve şuradan da şöyle iki dal çıkartalım mesela. Çatal çıkartalım şöyle V şeklinde. Evet, burada da bir ağacımız olsun. Aynı yöne doğru boyayacaksınız çocuklar. Hep aynı yöne doğru. Boşluk çok bırakmadan boyamanızı istiyorum. Evet. Mesela arkada bulutlar olsun, mavi bir gökyüzü olsun, değil mi? Bulutlarımızı yapalım. Evet. Beyaz yapalım onları. Ondan sonra şurada güneş çıkmış olabilir bulutların arkasından, değil mi? Güneş çıksın. Evet. Kızımızın kanatlarını biraz belirginleştirelim. Çünkü arkası tarafında mavi boyayacağım için karışmasın. Evet. Belirginleştirdim. Kenarlarına çizgi yaptım. Koyu mavi ile. İşte böyle. Öyle bir şey gördüğünüz anda değiştirebilirsiniz çocuklar. Arka tarafta isterseniz böyle küçük küçük çalılıklar, hani rengi daha açık olur çünkü mesela arka tarafta küçük küçük çalılıklar, mesela pembe pembe şöyle dağlar gözüküyormuş gibi yapabiliriz. Hafif beyazla da daha full ulaştırabiliriz onları. Çünkü arka tarafta tepeler varmış gibi olsun. Turuncu tepeleri olsun mesela. Şöyle. Ama beyazla full ulaştırmamız lazım. Çünkü arkadalar, yani uzaktalar etkisini vermemiz için, uzaktalarmış gibi olması için bize beyazla biraz tekrar geçmek gerekiyor üstünden. Evet, mavi gökyüzü. Bakın boyanmadık yer asla kalmaması gerekiyor resminizde. Boyayacaksınız. Daha sonra örnek yaptığım resimlerden de göstereceğim. Bu tarzda bu resmi yapmak zorunda değilsiniz. Farklı resimler istiyorum sizden. Mesela futbol oynayan çocuklar olabilir. Değil mi? Ne yaparsınız onda da? Onda da aynı şekilde bir tepe çizebilirsiniz. Ön taraf yeşillik olur. Futbol oynuyorlar. Top yapabilirsiniz. Birbirlerine atıyorlar. Ağaç yine ağaç çizebilirsiniz. Yine arka tarafta açık alanda oynuyorlarmış.
hareketli resim gitgide çıkıyor. Aslında şuraya da bir tane ağaç koyabilirdik. Orası da boş kaldı gibi. Bir de şuraya mesela küçük küçük mantarlar yapabilirdiniz. Yapabiliriz. Mantarlar da koyabiliriz buraya küçük küçük. Mesela sevimli olur. Değil mi? Evet. Çiçekler çizebiliriz. Mesela çiçekler konulabilir. Şurada küçücük bir mantar daha olsun. Evet. Sonra yeşillik, koyu yeşilliklerle yeşillikler yapabiliriz. Dallar. Şuradan şeyler çıkabilir. Böyle yeşilliklerimiz. Şu şekilde. Mesela şurada yol var demiştik ya şurada. Oralara taşlar yapabiliriz. Şöyle yolumuza çizgiler koyabiliriz. Bakın masal kitabı gibi oldu aynı. Bizim resmimizde. Daha sonra mesela şurada şey olabilir. Şöyle bir bitki olabilir. Hani olur ya bitkiler deniz dere kenarlarında. O şekilde bitkilerden bitkiler çizebilirsiniz, yeşillendirebilirsiniz. Koyu yeşil çok gözükmedi. Evet. Taşlar koyabilirsiniz kenarlarına. Kahverengi taşlardan. Şöyle kahverengi taşlar koyabilirsiniz. Dere kenarlarına. Kimisini koyultabilirsin. Evet. Evet, maviyle devam edelim gökyüzümüze. Bakın tek yöne doğru boyamanızı istiyorum. Peri kızına çok değdirmemeye çalışarak boyadım. Bulutlarımı beyaza boyayayım. Şimdi buraya da şuraya da mesela yeşillik yapabiliriz. Yine bunun gibi. Ya da buraya ne yapabiliriz başka? Başka ne yapabiliriz? Yeşilliğimizi boyayalım. Sonra da üst tarafına şöyle şuraları sarı boyamak istiyorum. Tabii şeyde sarılıklar da vardır.
yerlerde sarılıklar. Pastel boya çocuklar çok zevklidir aslında. Kuru boyadan daha zevklidir. Karışacaklar tabii birbirlerine. Önemli değil. Hani çok çamurlaşmadıkça hiç önemli değil. Karışacaktır. Ama bence çok severek boyayacaksınız diye düşünüyorum. Kuru boya daha yorucu. Ama bu daha güzel. Hem renkler daha canlı oluyor. Daha yumuşak. Evet, taşlarımıza devam edebiliriz. Dere kenarındaki taşlarıma devam edeyim. Şöyle taşlar çizelim ona, dere kenarımıza. İşte kahverengili, grili. Griye siyahı beyaz katarak da yapabilirsiniz. Şöyle beyaz katarsınız. Sonra şuraya da yine dediğim gibi küçük bir ağaç ya da şunlardan koyabiliriz. Evet, güzel olur oraya. Hemen çalılardan doldurabiliriz orayı çalılarla. Şuraya da çalı gelsin. Ona da açık renk yapalım. Evet, çalılarımız oldu. Yine oraya da mor çiçekler yapabiliriz bu sefer. Mor çiçeklerimiz olsun onlarda da. Evet, şimdi turunculu, morlu böyle bir çiçekler yapalım oralara. Şimdi burayı da yeşile boyadık mı resmimizi tamamlayacağız. Şöyle sarıyla biraz daha boyayalım. Direkt ben sarı da boyayabilirsiniz. Resimlerinizi yaparken biraz doğayı düşünün. Hani dere kenarında ne olur? Taş olur, işte çiçek olur diyebilirsiniz. Ondan sonra çimenlikte sarılıklar olur, yeşillikler olur, koyu yeşillikler, açık yeşillikler olur diyebilirsiniz. Resminizi yaparken doğayı düşünerek. Uzaklardaki dağları ben daha gri görürüm. Renkleri çok canlı olmaz diye düşünürsünüz mesela. Dediğim gibi fasulyelerden, fasulye insanlardan istediğiniz insan çizimlerini, isterseniz peri çizimlerini gerçekleştirebilirsiniz çocuklar. İstediğiniz hareketli figürleri çizebilirsiniz. Evet, dikkatli boyamanız gerekiyor. Çok beyazlık kaldıysa tekrar şöyle bir bakın. Beyazlık kalan yerleri tekrar bir boyayın. Şimdi size birkaç örnek daha göstereceğim. Yaptığım, görmenizi istediğim örnekler göstereceğim.
İsterseniz bazı yerleri çimenler şu şekilde yeşille. Bu yeşil olmuyor. Şöyle çimenler ekleyebilirsiniz bazı yerlere. Hani hareket katsın resminize. Şöyle çimenlerimizi ekleyelim. Evet. Resmimiz bitti gibi. Bazı yerler tabii gözüme takılıyor. Şöyle beyaz olan yerler, işte boyamamayan yerler. Oralara dikkat edin çocuklar siz. Şimdi ben size örneklerimden göstermek istiyorum. Şimdi bakın burada baba var, çocuğun sırtını almış, omuzlarını almış. Burada bir anne, burada da koşan top peşinde bir çocuk. Bakın arka tarafı yine ne yapmışım? Bölmüşüm. Yani gökyüzüyle yeryüzünü bölen bir çizgi yaparsanız çok iyi olur. Çok iyi olur çocuklar. Hani böylelikle gökyüzüne ne yapacağınızı bilirsiniz, yeryüzüne ne yapacağınızı bilirsiniz yere. Bakın şimdi neye dönüşecek o? Nasıl olmuş? İşte gördünüz mü? Boyadım pastel boyayla yine daha deminki çizimimizi bu peri kızlarını boyadığımız gibi onları da aynı şekilde boyadım. Yalnız işte direktmen pastel boyayla da yapabilirsiniz. Ben bunları göstermek için bu şekilde çizdim kalemle ama siz direktmen yaptığım gibi ten rengiyle bu figürleri çizmenizi istiyorum aslında. Direktmen ten rengiyle çizmenizi istiyorum. Bunları. Bakın koşan çocuk gördünüz mü? Bakın dağları yapmışım yine flu şekilde. Bulut var. Yine flu bir şekilde yapmışız. Çiçekler koymuşum. Yeşillik. Bir tane ağaç. Bu resmimiz bu şekilde. Bir de şöyle bir resim yaptım. Bunda da bakın. Bunu da gösterelim hemen. Onunki nerede? Burada. Ağacımı hemen şöyle çizdim. İşte diğer tarafa da bir ağaç çizdim. Keman çalan yine fasulyeden ve cinalilerden oluşan bir figürümü oturtturdum oraya. Bakın ne çıktı. Gördünüz mü? Bakın sadece tilkime de aynı şekilde yaptım. Kafasını hani vücudunu çok basit çizgilerle, kuşları da aynı şekilde basit çizgilerle, ağacı da. Daha sonra da boyadım çocuklar. Boyayacaksın hemen. Yani çok az bunları çizeceksin. Hatta işte ten rengi boyanızla direkt ben bu hareketleri verip boyamaya başlayabilirsiniz. Çünkü ben burada öyle yaptım. Direkt ben boyadım. Hani direkt ben ten rengiyle yaptım. Yoksa bu alttan gözüküyor bunlar. Yani hani direkt ben ten rengi boyayla başlarsanız çok güzel olur. Bu şekilde bakın. Gördünüz mü? Bir kompozisyon oluşturacaksınız. Yani kafanızda bir şey oturtturacaksınız ve dediğim gibi yerle gökyüzünü ayıran bir çizginiz olsa çok daha iyi olur. Bunda zaten mesela ağaçların üzerinde kız. Yani yeri belli ve gökyüzü arka taraf. Ötekinde de aynı şekilde neydi? Gökyüzü vardı, yeryüzü vardı ve şu çizgiyle ayırmıştık onu. Ve bizimkinde de nasıldı? Bu kızlarda da. Aynı şekilde şuradan bir çizgi yaptım. Figürlerimi çizdim. Daha sonra dedim ki hani şuradan bir çizgi çizeceğim. Burası gökyüzü olacak, burası yeryüzü olacak. Ona göre de boyadık. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.